Ülkemizde iç politika iflas etmiş, dış politika iflas etmiş. Teröristler cirit atıyor, vatandaşlarımız ölüyor, milletimiz kan ağlıyor. Suriye Savaşı'nın Hatay ekonomisine maliyeti 8 milyar doların üstünde. Getirmeyi planladığınız değişiklik bu zararı telafi edecek mi? Hayır. Sadece Hatay'da genç işsizlik oranı %25. Partili Cumhurbaşkanlığı geldiği zaman gençlerimiz iş sahibi olacak mı? Hayır. Değerli arkadaşlar, dolar 4 liraya doğru gidiyor. Euro'yu konuşamıyoruz bile. Borsa tamamen çökmüş. Her yanınız FETÖ'cü dolmuş. Memleketimizde onca sorun varken maalesef bugün bir kişinin siyasi ikbali için partili cumhurbaşkanlığı adı altında anayasal padişahlık sistemini getirmeye çalışıyorsunuz. Sayın milletvekilleri, bir kişi bir partinin genel başkanı olacak, milletvekillerini belirleyecek, MYK'sına başkanlık edecek, parti başkanı olarak bürokratları atayacak, atadığı kişilerden oluşan Milli Güvenlik Kurulu'na başkanlık edecek, HSYK üyelerini belirleyecek, Anayasa Mahkemesi üyelerini atayacak, meclisi de beğenmez ise feshedecek. Üstüne de devletin ve milletin birliğini temsil edecek. Valileri atayacak, kaymakamları atayacak, il başkanlarını, ilçe başkanlarını atayacak. Biz de bundan, bütün bunları yaparken ettiği tarafsızlık yeminine bağlı kalmasını bekleyeceğiz, öyle mi? Mümkün mü bu değerli arkadaşlar, mümkün mü? Bunun adı dünyanın her yerinde diktatörlüktür, anayasal padişahlıktır. Bu gömlek ulusal kurtuluş mücadelesi vermiş bu ulusa dar gelir dar. 14 yılda neyi yapamadınız da diktatörlük rejimiyle yapacaksınız. FETÖ terör örgütüne ne istedik de vermedik diyenler, 14 yıllık iktidar bu işin neresinde? Bunu size soruyorum. Her olayda parmağı olan 14 yıllık iktidarınız maalesef FETÖ yaptı deyince kandırıldık dediniz. Peki yarın yeniden kandırıldık derseniz kim yaptı diyeceksiniz? Mete Müret'e mi yaptı diyeceksiniz? Bugün gelinen nokta, kendi iradesiyle birlikte milletin iradesini de tek bir kişiye bırakan bu taslağı destekleyenleri tarih affetmeyecek. Ve ne yaparsanız yapın, ne ederseniz edin, öyle bir gün gelecek ki Hun İmparatorluğundan Göktürklere, Karamanlılardan Büyük Selçuklu İmparatorluğuna, Osmanlı İmparatorluğundan Türkiye Cumhuriyeti'ne adınız, getirmeye çalıştığınız diktatörlük rejimiyle demokrasi ve cumhuriyete ihanet edenler içerisinde maalesef yer alacaktır. Çanakkale'de yedi düvele dur yolcu diyen Amasya genelgesinde milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı belirleyecektir diyen, İstiklal Marşı'na korkma diye başlayan bu şanlı millet, ne dedesi tavuk kümesinde saklananları ne de Seyit Onbaşıları da unutmadı. Saltanat sevdalıları olan sizleri de unutmayacak. Bağımsızlığı karakteri olarak içselleştirmiş bu yüce millet asla size şahsi emellerinizi gerçekleştirme şansı vermeyecektir. Her zaman doğru olanı haykırarak halkımızla birlikte el ele cumhuriyetimizi sonuna kadar korumaya devam edeceğiz. Rejim değişikliğine, diktatörlüğe, açık faşizme, anayasal padişahlığa hayır diyeceğiz, hayır diyeceğiz, geçit vermeyeceğiz. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti.